Şimdi Erasmus'a geldiniz. Bir dönemliğine geliyorsanız 5-6 aylık bir zaman diliminiz var. İki dönemliğine geliyorsanız 10 ay veya 12 aylık bir zaman diliminiz var. Ben Erasmus'u eğitim hayatı içerisinde kazanılan bir bonus olarak görüyorum. Malum 4 sene veya 5 sene okuyacağınız üniversite belli. Eğitiminizi geçireceğiniz şehir belli. Ama Erasmus size bir dönem boyunca veya iki dönem boyunca farklı bir ülkede, farklı bir üniversitede, farklı bir kültürde eğitim alma imkanı sunuyor. Bu bizim hayat yolculuğumuza bize unutulmaz anılar yaşatacak bir dönem. Oyunlarda da hani bonus oluyor ya böyle. Hiç sizin beklemediğiniz zamanda geliyor ve sizi böyle farklı kademelere çıkartıyor. Aynı Erasmus'ta o şekilde eğitim döneminiz içerisinde bir bonus gibi belli bir zaman diliminde yurt dışına çıkıyorsunuz ve kendinizi birçok farklı alanda geliştiriyorsunuz. Şimdi Erasmus'ta resmi olarak üzerinize düşen seçtiğiniz derslere katılım göstermek. Yani Türkiye'de olsaydınız derslere katılım sağlayacaktınız belli bir krediyi alabilmek için. Aynısı Erasmus'ta da geçerli. Ama derslerin dışında kalan vakit tamamen size ait. Ve bu vakitte kendi üniversitenizde değil yurt dışındasınız. Farklı bir kültürdesiniz. Farklı arkadaşlarlasınız. Farklı ülkeleri gezme şansınız var. Bu sebeple ben de bu videoyu yaparak bu Erasmus dönemini daha iyi nasıl yönetebiliriz? Onu sizlerle paylaşmak istedim. Videonun başında gördüğünüz gibi ay ay bir planlama nasıl yapabiliriz? Hem bunu kendimden örnek vereceğim hem de sizlere bazı tavsiyelerde bulunacağım. Erasmus'u seyahat etmek maksatlı, farklı ülkeleri görmek, yeni arkadaşlarla tanışmak, yabancı dilinizi geliştirmek bu tarz imkanla kurguluyor olabilirsiniz. Fakat bunlardan daha fazlasını da yapabilirsiniz. Bu videoda ben size bunları paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ay ay planlama yapmaya geçmeden önce ilk şunu soralım. Canınız ne yapmak istiyor? Gerçekten gözlerinizi kapatın. Yurt dışına çıkmak istediğinizde ne yapmak istiyorsunuz? Farklı ülkeleri mi gezmek istiyorsunuz? İnsanlarla İngilizce iletişim kurmak mı istiyorsunuz? Yabancı dilinizi mi geliştirmek istiyorsunuz? Yeni insanlar mı tanımak istiyorsunuz? Sabahlara kadar arkadaşlarınızla eğlenmek mi istiyorsunuz? Yani ne yapmak istiyorsunuz? Bunu kendinize bir sorun. Aynı zamanda ben kendime de yatırım yapmak istiyorum. Harçlık da kazanmak istiyorum gibi planlarınız da olabilir. Bunları da yapabilirsiniz. Nasıl? Güzel bir planlama ve araştırma yaparak. Şimdi arkadaşlar bu videoda bir dönemi planlamaya çalışalım. Eğer sizin hani Erasmus süreciniz 10 ay olacaksa bunu siz esnetebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim kural değil. Kendinize göre farklı planlar da yapabilirsiniz. Ben size sadece tavsiye niteliğinde ve kendim nasıl bir plan yaptım bunu paylaşacağım. Biraz önce size sorduğum soruyu ben de kendime sordum. Canım ne yapmak istiyor? Tamam yurt dışına çıkacağım Erasmus'la ama ne yapmak istiyorum gerçekten? Hayalimde yurt dışında akademik eğitim almak vardı. Doktora çalışması yapmayı planlıyordum. Ben Erasmus'a bu arada yüksek lisans dönemimde geldim. Ondan dolayı doktora imkanlarını araştırmayı kendime hedeflemiştim. İngilizcemi olabildiğince geliştirecek, yeni arkadaşlıklar edinmeyi ve farklı ülkeleri gezmeyi planlıyordum. Bunlardan olanlar oldu, olmayanlar oldu. Planlamadığım halde bunlardan daha fazlasını yaptıklarım da oldu. Eğer bunları merak ediyorsanız Erasmus faaliyetleri nasıl değerlendirilir? 10 aylık sonuç isimli videom var. O videodan seyredebilirsiniz. 10 ay boyunca neler yaptığımı, nasıl planlamalar yaptığımı. Ben şimdi isterseniz sizler için ay ay planlama nasıl yapabiliriz? Bunlardan bahsedeyim. Şimdi sıra sıra konuşalım. Birinci aya geldik. Birinci ayı alışma ayı olarak değerlendirebiliriz. İlk ayı hiçbir şey yapmadan da geçirebilirsiniz yani. Fakat derslere katılım hariç tabii. Derslere katılırsınız. Çünkü derslerin de size çok katkısı olacak. Hem sınıftaki arkadaşlarınızla, öğretmenlerle tanışmak, farklı bir dershane ve okul ortamı görmek, özellikle de eğitim aldığınız ana dalınızda İngilizce terimler, İngilizce dersleri görmek adına size çok fayda sağlayacak. Herkesin alışma süreci farklıdır. Bazısı bir günde alışır, bazısı bir haftada, bazısı bir ayda. Ama ben bunu hani biraz daha geniş tutmaya çalıştım. Bu alışmadan demek istediğim, şimdi ilk hafta ülkeye geldiniz, yurda yerleşeceksiniz, işte yeme içmeyi nasıl halledeceksiniz, onları planlayacaksınız, yeni arkadaşlarla tanışacaksınız, market, hastane, postane, okul, bunlar nerede, bunları öğreneceksiniz. Şimdi bunun dışında ulaşım araçlarını öğrenirsiniz, şehirde gidebileceğiniz kafeler, eğlence mekanları, restoranlar, parklar, sosyal aktiviteler düzenlenen yerler, buraları keşfedersiniz, Facebook gruplarına katılırsınız. Nerede ne olup bitiyor bunları öğrenirsiniz. Yani ben geldiğimde veya birisi yanınıza geldiğinde o şehri gezdirebilecek seviyeye gelin birinci ayınızda. Bulunduğumuz şehre hakim oluyoruz ve orayı avucumuzun içi gibi bilmeye çalışıyoruz. Birinci ayda bunu yapsak bile yeterli. Birinci ayın değerlendirme kriteri sizin için bu olsun. Şimdi ikinci aya gelelim. Birinci ayı artık bitirdiniz. Artık alışma dönemi bitti. Nerede ne var biliyorsunuz. İkinci ayda size önerim şunu yapabilirsiniz. Bulunduğunuz ülkenin
dilini kullanmaya çalışın ufak ufak. Mesela ben işte Erasmus'a geldiğimde ben Litvanya'ya gelmiştim. Burada hani alışveriş merkezinde kasiyere işte iyi günler, teşekkürler falan bu tarz şeyleri kullanmak güzel oluyor gerçekten. Hani sizin yabancı olduğunuzu zaten anlıyorlar. Hani tebessümle karşılık veriyorlar genelde. Aa, bizim ülkenin dilini mi biliyor falan, hani bazı kelimeleri mi biliyor gibisinden. Zaten birinci ayınızda bu kelimeleri ufak ufak duyarsınız illaki. Hani bunları siz de pratikleştirmek adına bu şekilde kullanımlar yapabilirsiniz yani. Genelde oranın diliyle mesela teşekkür etmeye çalışın. Önemli değil, özür dilerim, işte merhaba, iyi günler. Bu tarz kalıpları öğrenirseniz güzel bir deneyim olacaktır sizin için. Aynı zamanda artık birinci aydan itibaren aktivitelere katılmalara başlayacaksınız. Arkadaşlarınızla eğleneceksiniz vesaire. Arkadaş grupları yavaş yavaş oluşmaya başlar. Siz de böyle kendi arkadaş gruplarınızı oluşturabilirsiniz küçük küçük. Siz de aktivite düzenleyebilirsiniz. Her zaman böyle aktiviteleri aramaktansa, hoşunuza giden, yapmak istediğiniz aktiviteler varsa bunları o küçük arkadaş gruplarıyla düzenlersiniz. Hatta o başta dediğim Facebook gruplarında falan kendi aktivitelerinizi paylaşırsınız. Daha çok insana ulaşmış olursunuz. Ben bu derece aktif olamam, işte olan aktivitelere katılırım derseniz de olabildiğince İngilizce pratik yapmaya odaklanın. Yeni arkadaşlıklar, yeni hikayeler duymaya çalışın. Bir insanla tanışırken de sadece işte bununla İngilizce pratik yapayım, İngilizcemi düzelteyim falandan ziyade o insanın hikayesini öğrenmeye çalışın. Nereden geliyor? Nasıl bir kültürde yaşıyor? Hayalleri neler? Elinizden geldiğince onun hikayesi nedir? Sizin hikayeniz ne? Siz de kendi hikayenizi onlarla paylaşın. Bunları sorun, onları anlamaya çalışın. Bu şekilde iletişim kurmadığınız insanlarla daha güzel olacaktır. Evet, şimdi 3. aya gelelim. 3. ay bir checkpoint ayı diyebiliriz. Yani böyle bir kontrol ayı. Artık 2 ayı geçirdiniz. 3. aydasınız. Yani bir dönemden hesap yapıyorduk ya. Ortasına geldiniz Erasmus döneminizin. İlk 2 ayda nasıl harcamalar yaptınız? Bir bütçenizi kontrol edebilirsiniz. 1 ayda ne kadar harcama yapıyorum? Elimdeki bütçe yetiyor mu? Bundan sonraki 3 ayı nasıl değerlendirebilirim? Buna göre bir hesaplama yapabilirsiniz. Önünüzdeki katılacağınız aktiviteleri değerlendirirsiniz. Zira ben şimdi farklı ülkeleri seyahat etme planı da yapmanızı isteyeceğim sizden. Ondan dolayı burada artık bütçeler de işin içine girecek. Dediğim üzere 3. ayda önce bir şapkayı önünüze koyun. Bakın neler yaptınız, neler yapmadınız. Planladığınız gibi gidiyor mu Erasmus? Yoksa eksik kalan yanları var mı? Yoksa planlarınızdan daha da fazlasını mı yaptınız? Bunu bir görün. 3. ayda yine bu başta dediğim birinci ve ikinci ayda katıldığınız aktiviteleri vesaire yine devam ettirirsiniz. Zaten arkadaşlarınızla beraber olacaksınız. Size yakın şehirleri gezebilirsiniz mesela. Bütçeniz doğrultusunda da farklı ülkelere nasıl seyahat planı yaparsınız yavaştan araştırmaya başlayabilirsiniz. Ha mesela siz birinci ayda çok güzel bir imkan bulmuşsunuzdur. O zaman onu birinci ayda da gidebilirsiniz. Yani bu benim dediğim planlamalar tamamen esnek. Yani üçüncü ayda olan şeyi birinci aya, birinci aydakini üçüncü aya alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Farklı ülkeleri gezmek için seyahat planınızı yavaştan yapmaya başlarsınız. Hatta biletlerinizi önceden alabilirsiniz. Daha uygun olacaktır önceden aldığınız biletler. Böylelikle bütçeden de tasarruf yapmış olursunuz. Evet, şimdi 4. aya gelelim. Arkadaşlıkları oluşturduk, aktivitelere katıldık, şehri iyice artık biliyoruz. Farklı ülkelere gitme planları yaptık veya gittik. Yine bu şekilde aktiviteleri yaparak devam edebilirsiniz. Fakat bu 4. ay ve 5. ayda ben ek olarak size farklı planlar söyleyeceğim. 4. ayda arkadaşlar biraz daha kendimize yatırım ve iş hayatına yönelik adımlar atabiliriz. Örnek veriyorum. Bulunduğunuz şehrin gençlik kurumları, gençlik organizasyonları vardır. Bunlarla iletişime geçebilirsiniz. Bunların düzenlediği aktivitelere katılırsınız. Türkiye'ye döndüğünüzde en azından yurt dışındaki bir kurumla iletişiminiz olmuş olur. Orada bir bağınız olmuş olur. Hatta orada belki çalışma imkanı da bulabilirsiniz. Haşrınızı çıkartabilirsiniz böylelikle. Bazı organizasyonlar kar amacı gütmeyen kuruluşlar oluyor. Orada belki size harçlık çıkartamayabilirler. Orada da mesela gönüllülük yapabilirsiniz. Farklı deneyimler elde edersiniz. Yurt dışında bir organizasyon nasıl çalışıyor? Ne tarz işler yapıyorlar? Özellikle böyle kendi ilgi alanınızdaki organizasyonlar, şirketler, bunlarla ufak ufak iletişime geçerseniz sizin hem deneyim sağlamanıza katkı sağlar hem de gelecek için güzel bir bağlantı kurmuş olursunuz. 4. ve 5. ayda da ek olarak bu dediğim faaliyetleri yapabilirsiniz. Evet, şimdi son 5. aya gelelim. 5. ay final point, yani hani son ayınız. Yine bir checkpoint yapmanızı isteyeceğim burada. Tekrar bir kendinizi kontrol etmenizi isteyeceğim. Neler yaptım? Neler yapamadım? Nerelere gidebilirim? Hangi aktivitelere katılabilirim? Erasmus'u daha güzel nasıl değerlendirebilirim? Bunları tekrar bir gözden geçirirsiniz. Eğer gayet tatminkar bir şekilde ilerliyorsanız ilk aylarda 1. 2. 3. 4. aylarda hangi aktiviteleri yapmaktan
keyif aldıysanız en beğendiğiniz aktivitelere tekrar düzenlemeye çalışın. Onlara tekrar katılım sağlayın. Ya da farklı insanlarla yapın o aktiviteleri. Son ayınızı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Aklınızda kalan yapamadığınız aktiviteler varsa son ayı da bunlara ayırırsınız. Evet, genel olarak bu şekilde 5 aylık bir zaman dilimini Erasmus'ta nasıl değerlendiririz sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu paylaştıklarımın hepsi esnektir. Hani siz istediğiniz gibi planlayabilirsiniz. 4. ayda olanları 1. 2. aya, 1. 2. ayda olanları sona, artık neyse. Siz istediğiniz gibi planlayabilirsiniz. Erasmus'a geldiğinizde siz neler yapmak istiyorsunuz? Farklı düşünceleri olan varsa yorumlara yazabilir, okumaktan keyif alırım. Umarım anlattıklarım sizler için farklı bakış açıları kazandırmıştır. Eğer Erasmus'la ilgili veya daha detaylı planlar yapmakla ilgili sorularınız olursa videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bana Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Erasmus'a gidecek arkadaşlarınız varsa da bu videoları onlarla paylaşırsınız. Onlara da yardımcı olmuş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.